Şimdi 6 basamaklı bir sayı ile 9 basamaklı bir sayıyı çarptığımızda en az kaç basamaklı olur diyor. En az olması için en küçük sayıları seçmem lazım. 6 basamaklı en küçük sayımız 1'in yanına 5 tane sıfır atılan sayıdır, doğru mu? 9 basamaklı en küçük sayımız 1'in yanına 8 tane sıfır attığımız sayıdır. Yani 100 bin. İşte bunları çarpıyoruz. Bunların çarpımı 6 ve 9 basamaklı iki sayının alabileceği en küçük değerdir. Dikkat et. Şimdi 100 ne demekti arkadaşlar? 10'un karesi. 1000 ne demekti? 10'un kübü. Dikkat edersen sondaki sıfır miktarınca kuvvet var, değil mi? 10'un kübü demek 1'in yanına 3 tane sıfır at demek. Peki 1'in yanına 5 tane sıfır atıldığına göre 10 üzeri 5'tir. 1'in yanına 8 tane sıfır atıldığına göre 10 üzeri 8'dir. İşte bu iki sayının çarpımı 10 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 8. Tabanlar aynıysa üsler toplanır. 10 üzeri 13. Bunun anlamı nedir arkadaşım? 1'in yanına kaç tane sıfır at demek? 13 tane sıfır at demek. Yani ne olur? 1 ve 13 tane sıfır 14 basamaklı bir sayı olmuş olur. Peki bunun kısa yolu var arkadaşım. M basamaklı bir sayı ile N basamaklı bir sayının çarpımı en çok M artı N, en az M artı N eksi 1 basamaklıymış. Deminki sorumuz 6 basamak ve 9 basamaktı. Bu en çok ne olurmuş arkadaşlar? 6 artı 9'dan 15 basamaklı olurmuş. Peki en az ne olur hocam? 6 artı 9 eksi 1'den 14 basamak olur. Deminki çözdüğümüz yöntemle de çözebilirsiniz. Ezberlemenize gerek yok. En küçüğünü bulursun, en fazla bir basamak artıyormuş. Bunu da aklında tutarsan bütün soruları çözebilirsin. Evet. Haydi bakalım. Yapıştır cevapları. Evet. Bakalım beraber. Biraz üslü sayı bilgisi gerektiriyor bu soru arkadaşlar. Şimdi kaç basamaklı sayıdır deyince amacımız onu yakalamak. Deminki örnekte olduğumuz gibi, bildiğiniz gibi, gördüğünüz gibi 10 üzeri sayı ne demektir? 1'in yanına en tane sıfır at demektir. Dolayısıyla buradaki amacımız onu yakalamak. Onu yakalarsanız sonuna atılan sıfırlar sayesinde basamağı rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Aksi takdirde onun katı olmayan sayılar verildiğinde çarparak bakman gerekir basamak sayısına. Bir tek ney 10 ve katları bize bu kolaylığı sağlıyor. Dolayısıyla sorularımız bunun üzerinden gelir. Onu elde etmek için bana ne lazım? 2 ve 5 lazım. O zaman şuradaki çarpım durumundaki bu ifadeyi 2 ve 5 çarpanlarına ayırmaya çalışıyorum. 95 nedir? 19 çarpı 5'tir. Çarpı 125 nedir? 5'in kübü. Bunun da kaçıncı kuvveti var? 8. kuvveti. Çarpı 64 nedir? 2 üzeri 6'dır hocam. Bunun da kaçıncı kuvveti var? Beşinci kuvveti. Peki düzenliyorum. 19 çarpı 5 çarpı kuvvetin kuvveti alındığında kuvvetler çarpılır. Çarpı 2 üzeri 30.
Bakın tabanları aynı olan iki tane 5 var. Düzenliyorum. 19 çarpı 5 üzeri 25 çarpı 2 üzeri 30 oldu. Bizim burada amacımız neydi? Onu yakalamaktı. Bakın 5'in kuvveti 25 ise bana 2'nin 25. kuvveti lazım. Yani bunu ayırıyorum. 5 üzeri 25, 2 üzeri 30'u üstü sayıların özelliklerini kullanarak 2 üzeri 25 çarpı 2 üzeri 5 olarak ayırabilir miyim? Tabanlar aynı iken kuvvetler toplanır ve 2 üzeri 30'a eşit olur. Bir şey değişmedi, değil mi? Şimdi şuraya dikkat eder misin? Kuvvetler aynıysa tabanlar ne yapılır? Çarpılır hocam. 10 üzeri 25. Düzenliyoruz. 19 çarpı 2 üzeri 5 neydi? 32. 19'un yanına alalım bunu. Çarpı 10 üzeri ne oldu? 25 oldu. Peki. Şurası kaç basamaklı bir sayıdır? 3 basamaklı bir sayıdır. 20 olsa 600 küsür eder, değil mi? Peki 10 üzeri 25 nedir? Sayının sonuna 25 tane sıfır at demektir. 3 basamaklı bir sayı. Bunun sonuna 25 tane sıfır attığınızı hayal eder misiniz? 3 basamak burada var. 25 tane de burada var sıfırlar. Toplamda 28 basamaklı bir sayı olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Var mıdır sormak istediğiniz bir şey? Anlaşılmayan bir yer. Gözde hocam, Hasan hocam, Recep hocam, ankete cevap. Tekrarlar mısınız hocam? Hocam 10 üzeri 25'te 26 basamak olmaz mı? Olur Maide hocam. Tek başına olsaydı 25 basamak olurdu. Ama tek başına değil. Şimdi şöyle izah edeyim. Bakın 10 üzeri 3 demek 4 basamaklı sayı demektir. Birin yanına 3 tane sıfır at. Ama 5 çarpı 10 üzeri 3 demek 5 çarpı 1000 demektir. Yani 5000 demektir. Gene ne oldu? 4 basamaklı oldu. 10 üzeri 3 demek. Şimdi orada bakın bu 1 çarpı 10 üzeri 3'tür. O yüzden 1'in yanına 3 tane sıfır atıyoruz. Burada 5, 5'in yanına 3 tane sıfır atıyoruz. Her ikisi de çarparsan yine 4 basamaklı oluyor. Kendi başına 4 basamak. Ama yanındakiyle beraber kendisi 3 basamak getiriyor. Doğru mu? Burada da aynı şey var. 3 basamaklı bir sayıyı 25 tane 10'la çarparsan, bak bir tane 10'la çarp sonuna 1 0 gelir. 2 tane 10'la çarp 2 0 gelir. 3 tane 10'la çarp 3 0. 25 tane 10'la çarparsan sonuna 25 tane 0 gelir arkadaşlar. Amacımız onu yakalamak dedik. 10 nedir? 2 ve 5 çarpanlarıdır. 95'i ayırdım önce. 19 çarpı 5. 125 5'in kübüdür. 64 2 üzeri 6'dır. Şu 3 ile 8 çarpılır. 5 üzeri 24 olur. 6 ile 5 çarpılır. 2 üzeri 30 olur. Bundan sonra 5 üzeri 1 ile 5 üzeri 24'ü çarparsam tabanlar aynıysa kuvvetler toplanır demiştik. Bu oldu. Şimdi 10 yakalamak için 25 tane 5 var. Bana 25 tane 2 lazım. O zaman 2 üzeri 30'u ne yapıyorsun? 2 üzeri 25 çarpı 2 üzeri 5 olarak ayırıyorsun. İşte şurası ne oldu? 10 üzeri 25 oldu. 19 çarpı 10 üzeri 25 çarpı 2 üzeri 5 oldu. 2 üzeri 5 de 32'dir. Buraya yazdım. Burası 3 basamaklı bir sayıdır. Bunu 10 üzeri 25 ile çarpmak demek sonuna 25 tane sıfır atmak demektir. Haydi bakalım çöz. 75 diyor Maide Hoca.
Gözde Hoca yazıyor 369 diyor. Gözde Hocam, kümesindeki rakamlar birer kez kullanılarak yazılabilen iki basamaklı üç sayının toplamı en az kaçtır diyor. İki basamaklı üç tane sayı yazmamız isteniyor arkadaşlar. Bunun en küçük olmasını istiyoruz. Bakın şu hatayı yapmayın, gözünüzü seveyim. En küçük olacak diye başlıyorsun. 12, 34, 56 yazıyorsun. Canımı sıkma, ağzını burnunu kırarım. Bak burada basamağı büyük olan onlar basamağıdır. Önce burayı kurtar. Sen bu üç sayının toplamı en küçük olmasını istiyorsan onlar basamağını bir kere küçük sayılarla seçmek zorundasın. Sonra birler basamağına ver. Yani bak buradaki 5 onlar basamağına gelince çok büyütüyor. Dolayısıyla önce basamağı büyük olanları kurtarıyorsun. Toplarsan 15'in 5'i elde var 1, 75. Peki B şıkkı en fazla kaçtır deseydi 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman büyük sayıları ne yapacaktın? Onlar basamağına verecektin. Küçük sayılarda birler basamağına kalacaktı. 6, 156. C şıkkı 3 basamaklı 2 sayı deseydi en az ne olurdu? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 basamaklı 2 sayıyı toplasaydım en az olması için yüzler basamağına en küçük rakamları verirdim. Sonra onlar basamağına, sonra kalan büyükleri birler basamağına verirdim. Ne olurdu? 381. En fazla 3 basamaklı 2 sayının toplamı deseydi. O zaman en büyük rakamları yüzler basamağına verirdim. Sonra onlar basamağına, sonra birler basamağına verirdim. Ne olurdu toplam? 1173 olurdu sevgili arkadaşlar. Var mı sorusu olan? Aynı kullandın. Evet, aynı kullanmıyoruz. Bu rakamları kullanarak yazılabilen dediği için, birer kez kullanarak dediği için, birer kez demeseydi olabilirdi. Farklı demediği için, ama burada birer kez kullanıp yapıyorsun. İkinci biri yazma şansın yok. Değil mi Gözde Hocam? Anladım herkes. Var mı sorunuz? Geçtik. Haydi. Yapıştır cevapları. Çözsün herkes. Bekliyorum. Bakalım mı beraber? A, B ve C, D iki basamaklı sayılardır. A, B ile C, D'nin çarpımı, bu çarpımda diyor, A rakamı 2 artırılıyor. Bakın A, B ile C, D'yi çarpıyoruz. Burada A rakamını 2 artır diyor. D rakamı 1 artırılıyor. D'yi 1 artır diyor. B rakamını 1 azalt. C rakamını da 2 azalt diyor. Şimdi bunu burada biraz düşünmesi zor. Şöyle kenarda sayısal bir örnekte düşünelim. AB ne diyelim? 56 diyelim. Bakın. AB sayımız misal 56 olsun. A'yı 2 arttırmak demek 5'i 7 yapmak demektir. B'yi 1 azaltmak demek 6'yı 5 yapmak demektir. Doğru mu? Sayımız 56 iken ne oldu? 75 oldu. Ne kadar arttı? 19 arttı. İşte gel buraya. A, B sayımız. A'yı 2 artırırsan sayı 20 artar. Artı 20.
B'yi bir azalttığın için sayın bir azalır. Yeni sayın AB'den 19 fazla olan bir sayıdır. Doğru mu? Şimdi CD'yi düşünelim. 47 olsun. Ne diyor CD için? C'yi 2 azalt, D'yi 1 artır. C'yi 2 azaltırsan 20 olur, D'yi 1 artırırsan 28 olur. Ne oldu arkadaşım? 19 azaldı. Gel şimdi çarpı CD sayısını. C'yi 2 azalttığın için şuraya yazayım. Sayı 20 azalır. D'yi 1 artırdığın için sayı 1 artar. Dolayısıyla yeni sayımız CD'den, çok özür diliyorum. Şurayı sildim. Yeni sayımız CD'den 19 eksik olan bir sayıymış. Var mı buraya kadar sorunuz? Bakın şu verilen istenen işlemleri yapınca sayılarımız neye dönüşüyor? AB sayımız 19 fazlasına dönüşüyor. CD sayımız da 19 eksiğine dönüşüyor. Yeni çarpım diyor. Yeni çarpım bu sayıları bu şekilde getirdiğinizdeki şu çarpım değil mi? Yeni çarpım ilk çarpımdan 38 fazla oluyor. Yani bu çarpım, ilk çarpım neydi? Normal AB ile CD'nin çarpımıydı. Yeni çarpım eski çarpımdan 38 fazlaymış. O zaman yeni çarpımdan eski çarpımı çıkarınca sonuç 38 olacak sevgili arkadaşlar. Tamam mıyız buraya kadar? Bakın buradaki AB ve CD iki basamaklı sayılar olduğu gibi duruyor. Şimdi dağılma özelliğiyle bunu çarpıyorum. AB çarpı 19. Eksi 19 ile AB'yi çarparsan eksi 19 çarpı AB. 19 ile CD'yi çarpıyorum. 19 çarpı CD. 19 ile 19'u çarpıyorum. Eksi 19 çarpı 19. Şurayı yanlış yaptık. Hemen düzeltiyorum. AB çarpı CD değil mi? İlk çarpım şurası. Sonra burası eksi 19 çarpı AB. 19 çarpı CD. 19 çarpı eksi 19. Eksi AB çarpı CD neye eşitmiş? 38'e eşitmiş hocam. AB çarpı CD'ler gitti mi? Gitti. Şurayı 19 parantezini alırsan CD eksi AB kaldı. Eşittir. Karşıda ne var? 38. Bunu da karşıya atarsan artı 19 çarpı 19. 19'u toplam durumunda olduğu için her ikisinden de sadeleştiriyorum. 2 artı 19 sonuç 21. Yani CD eksi AB neymiş? 21'miş. Bize neyi soruyor? CD eksi AB'yi soruyor. Evet, zor bir soruydu. Haydi bakalım. ABC ve CBA 3 basamaklı sayılardır diyor. ABC'den CBA'yı çıkarmışız. 495 olmuş. Kaç farklı ABC sayısı vardır? Rakamları farklı kaç farklı ABC sayısı vardır diye soruyoruz. Bakalım. Şu kenarda bir neymiş bir görelim ya. Bakın direkt çözümleyelim artık değil mi? Çok uğraşıyoruz. Burası ne? 100A. Burada ne var? Eksi A var. Bakın başında eksi olduğu için çıkarıyoruz. 100A'dan bir A çıkarsa 99A kalır. Artı 10B eksi 10B birbirini götürdü. Burada 1C var. Burada eksi 100C var. Yani eksi 99C oldu. O da neymiş? 495.
99 parantezini alıp sadeleştirdiğinde A eksi C'yi 5 olarak buluyor musun? Buluyoruz. Peki. A şıkkı diyor ki kaç farklı A, B, C sayısı vardır? Şimdi A'dan C'yi çıkarttığımda 5 çıkıyormuş arkadaşım. O zaman A'ya 9 dersen C 4'tür. A'ya 8 dersen C 3'tür. 7 dersen 2'dir. 6 dersen 1'dir. 5 dersen 0'dır ama C 0 olmaz. Neden? A, B, C ve C, B, A 3 basamaklı sayılardır dediği anda A 0 olamaz. Özür dilerim. C 0 olamaz diyoruz. Anlaştık. Peki. 94 olduğunu varsayıyorum. Bakın. Şuraya bir tanesini uzunca yapayım. 94 olduğunu varsayıyorum. Peki B'nin alabileceği değerler ne olur? B hakkında bir şart ya da bir sağlamam gereken bir eşitlik yok ki zaten götürüyor birbirini. O zaman B'ye 0 veririm. Niye? B hakkında 0 olmayacak bir durum yok. 1 veririm. 2, 3, nokta nokta 9'a kadar tüm rakamları verebilirim. Yani A, B, C sayısı. A ve C şartı sağladıktan sonra B her şey olabilir. 904, 914, 924 ta ki 999'a kadar. Kaç tane oldu? 10 tane oldu. 9 ve 4 için 10 farklı A, B, C buldun. 8 ve 3 için 10 farklı A, B, C bulacaksın. 803, 813, 823 gibi. O zaman her biri için 10 farklı A, B, C buluyorsun ve sonuç 40 olmuş oluyor. Gel şimdi B şıkkına. A, B, C sayıların 9'a 4, 8'e 3, 7'ye 2, 6'ya 1. B yerine ne gelebilir? 904 için düşün bakın. B ne olabilir? 0 olabilir. 1, 2, 3, 4 olmaz. Çünkü 4 var. 5, 6, 7, 8, 9 olamaz. Çünkü 9 var. Ne demiş B şıkkında? Rakamlar farklı olacak. Kaç tane oldu arkadaşım? 8 tane oldu. 8 tane. Dolayısıyla bunun için de aynı şey geçerli. B yerine 8 ve 3 veremiyorsun. 8 tane farklı sayı veriyorsun. Her biri için 8 tane topladığında 4 kere 8 32 tane ne bulmuş olursun? Rakamları farklı A, B, C sayısı bulmuş, elde etmiş olursun. Bir tane bulabildim sadece diyor Maide Hoca. Evet, bakalım beraber. Kadir yazıyor. Kadir bir. Oo Kadir burada mıydın ya? Sesin çıkmıyor. Yapıştır cevapları. İki basamaklı AB sayısı rakamları toplamının iki katını eşitmiş. Bakın AB sayısı rakamları toplamının A artı B'nin iki katını eşitmiş. Bu koşula uygun kaç farklı AB vardır diyor. Çözümleyelim. 10A artı B eşit. 2'yi dağıtıyorum. 2A artı 2B. A'lı terimi buraya alalım. B'yi de karşıya atalım. O tarafa bu tarafa yapıyoruz. 8A neye eşit olur? B'yi karşıya atınca B'ye eşit olur. A yerine 1 dersen B yerine 8 diyeceksin. A yerine 2 dersen B yerine 16 diyeceksin. 16 diye bir rakam yok. Dolayısıyla bu şarta uygun tek bir AB sayısı varmış. O da neymiş? 18'miş arkadaşım. Gerçekten bakın bu sayı 18 sayısı rakamları toplamının iki katıdır, değil mi? Çok güzel. Vay vay vay. İspat bile yapıyoruz ya.